Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte şöyle bir havuç salatası da diyorlar buna, havuç kavurması da diyorlar. Onun videosunu çekeceğiz. İlk olarak şöyle havuçlarımızı törpülüyoruz. Daha önce bunu ben törpüledim, bıraktım. Onu size göstereceğim. Hafif yağ, normal ayçiçek yağı üzeri için, sadece yoğurt süslememiz için. İlk önce şöyle başlamadan önce ben tavamı kısık ateşe alayım. Bu ısınana kadar diğer olan havucu da törpüleyim. Salatasını yapacağım ben. O yüzden çok fazla yağ mutlaka koymuyoruz arkadaşlar. Az yağla yapacağız. Çünkü çok yağlı oldu mu havuç sonradan yiyemiyorsunuz. Ve zaten havuç da kendini hafif suyunu verdiğinden dolayı şu kalan diğer havucu da ben törpüleyim. Aslında o bitas olan havuç bize yetiyordu. Ben sadece göstermek amacıyla da size şöyle göstereyim. Havuçları törpüledikten sonra bu kadar yeter, çünkü bir tas daha var. Çünkü havucumuz 1,5 havuçtan, ben iri olanlardan tabii, olan törpülerimizi yaptıktan sonra hafif altını açıyorum. Büyük gözle ben yapacağım. İlk olarak neredeyse yarım yemek kaşığına yakın olan sıvı yağımı tavama döktükten sonra hemen üzerine törpülediğim havuçlarımı da ekleyeceğim. Dediğim gibi çok az mutlaka yağını koyun. Arkadaşlar sakın böyle yarım çay bardağına yakın bırakmayın. Çünkü ne kadar az yağlı olursa o kadar iyi. Sonradan yağını kendi de veriyor. O yüzden yiyemezsiniz fazla. Şöyle kalan havuçlarımı da üzerine ekledikten sonra şöyle çevireyim. Şöyle kavrulması için bırakıyoruz. Eğer yağ size sonradan az gelirse isteğinize göre biraz daha ekleyebilirsiniz. Ama bu yağ bence bana yeter. Şöyle hafif, hani nasıl derler, sebzeler ölene kadar tavamızda kalacak. Şöyle ben de biraz, çok az, hafif biraz daha ekleyeyim. Çünkü bana da biraz az geldi. Havuçlardan çoğundan dolayı. Tamamdır. Şöyle karıştıralım. Sebzeliğimiz çok az, kısa sürede hemen yapabilirsiniz. Çok fazla değil, böyle 2-3 dakika kavruldu yeter. Eğer çok diri sebze sevmiyorsanız siz isteğiniz göre biraz daha uzun süre, 5 dakika kavurabilirsiniz. Farklı her türlüsü var. Biz genelde buna havuç kavurma diyoruz. Çünkü tavada biraz yağla kavurduğumuz için. Havuç salatası diyen de oluyor. Keyfe göre kalmış bir şey. Üzerine ben çok hafif yoğurt geçeceğim. Çünkü çok yoğurt sevmiyorum. Üzerine hafif de yoğurdunu geçtikten sonra hazırlanmış olacak. İsterseniz de yoğurdunuzun içine sarımsak da ekleyebilirsiniz. Sarımsak veya dereotu, o tarz şeyler de ekleyebilirsiniz. Ben genelde sadece sevdiğim için böyle yapıyorum. O biraz kavrulana kadar ben şu kısmı temizleyeyim. Şöyle bir tane salata tabağımıza ekleyeceğim. Üzerine de hafif yoğurdumuzu geçeceğim. Dostun yoğurdu BİM'e ait arkadaşlar. Mutlaka almanızı tavsiye ederim. Zaten hepimizin kullandığı yoğurtlardan biri. BİM'den her zaman aldığımız çeşitlerden biri. Ve hafif biraz daha olsun arkadaşlar. Sonra da tabağımıza alırız. Ben büyük gözde olduğu için çabuk kavruluyor. Siz biraz hafif orta ateşte yaparsanız daha iyi olur. Videoda göstermek amacıyla ben şöyle gösterdiğim gibi arkadaşlar, mutlaka yağ olmasın tavada. Yağ da olursa sonradan dediğim gibi yiyemezsiniz. Az ekleyin yağınızı. Daha lezzetli oluyor. Bazen havuçların içerisine tuz atıyor. Tuz attığınızda tadı kaçıyor havuçun. Hafif tatlımsı özelliği olduğu için tuz atmanızı tavsiye etmiyorum. Genellikle sık sık karıştırmanızı tavsiye ederim. Çünkü daha güzel kavruluyor. Çabuk. Biraz daha kavrulduktan sonra alalım. Yani 2-3 dakika içerisinde hemen hızlı bir şekilde böyle bir salatayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Herkesin rahatlıkla yiyebileceği bir salata oluyor. Üzerine ceviz de ekleyebilirsiniz. Cevizi servis eden de çok oluyor. Kenarlarını bırakabilirsiniz.
Bence zevkinize göre süslemesini veya sunumunu yapabilir. Hafif, çok hafif biraz daha kavrulduktan sonra hazırlanmış oluyor. Ben de bu arada yoğurdumu da açayım. Kavrulana kadar üzerine de neredeyse 2 yemek kaşığına yakın yoğurt ekleyeceğiz. Havucumuz 1,5 büyük boy havuç. Yağımız 1 yemek kaşığı. Çünkü sonradan da eklediğimiz için sıvı yağını eklersiniz. Yağımız tavada görünmediği an hazırlanmış oluyor. Şimdi sunum tabağımı da alayım. Şöyle de göstereyim size. Rahatlıkla bakabilirim. Hafif tavam sıcakken suya da tutalım. Şöyle. Yaptıktan sonra da normal yoğurdumu, herhangi içerisinde bir şey yok arkadaşlar, üzerine dolandırıyorum. Dediğim gibi ben çok öyle yoğurt sevmediğim için o yüzden fazla yoğurt dökmüyorum. Süslemek amacıyla böyle bırakıyorum. 2 yemek kaşığına yakın da yoğurdumuzu ekledikten sonra sunuma hazır olan havuç salatamız, havuç kavurmamız, herkesin farklı söylediği olan bu havuç sunumumuz böyledir arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın.